Sayın Doktor Mustafa Koçak ve Sayın Cem Özer'i masaya rica edeceğim. Yalnız bu arada Sayın Rektörüm size Sayın Rektörüm Berrak Hocam size Övgün Hocam'ın Eser Çak, Profesör Esar ve de Eyüp plaketlerini vermek üzere buraya davet edebilirim. miyim? E, sayın Sayın Övgün Ahmet Hocam Sayın Övgün Ahmet Hocam Sayın Profesör Eser Çaktı Hocam Sayın Eser Çaktı Hocam Sayın Övgün Ahmet Arcan Hocam, Sayın Eyüp Muhcu, sizlere kürsüye rica edeceğim plaketlerinizi gecikmeli olada, olarak veriyoruz. Kusura bakmayın. Hocam buyurun. Evet. Buyurun. Eser, eser, eser Çok teşekkür ederiz. Değerli misafirlerimiz tekrar hoş geldiniz. Ben bu sunumu açmadan önce bu konferansa emeği geçen değerli Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik Hanım Efendi'ye Gedik Üniversitesi Rektörü Sayın Berrak Kurtuluş Hanım Efendi'ye ve Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Müdürümüz Profesör Doktor Berin Ergin Hanımefendi'ye çok teşekkürlerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biraz evvel Berin Hanım'a da ifade ettim. Bu tamamıyla bir aslında kadın konferansı haline dönüşmüş vaziyette. Rektörümüz kadın, İnsan Hakları Merkezi Müdürümüz kadın. Mütevelli Heyet Başkanımız kadın. E oturum başkanı olarak ben de kadın olduğuma göre kadınlar şehirleri, şehir yapar diye burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. <laughs> kadınlar adildir, kadınlar barış yapıcıdır. Ben inanıyorum ki eğer Ortadoğu ülkelerinde, Suriye'de, Irak'ta kadın liderler olsaydı o bölgelerde bu kadar büyük çatışmalar yaşamazdık diye düşünüyorum. Daha fazla inşallah Beyrin Hanım Efendi gibi rol modellere ihtiyacımız var. Onları keşke daha ön planlara çıkarabilsek. Bu açılıştan sonra bugünkü konumuz depreme dayanıklı inşaatlar ve çelik yapılar. İlk sunumu çok değerli hocamız Profesör Doktor Mustafa Erdik yapacak. Aslında kendisi tanıtılmaya muhtaç değil. Hepimiz onu çok çok iyi tanıyoruz. Deprem Mühendisliği'ne ömrünü adamış çok değerli bir akademisyen. Yıllarca Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürlüğünü yaptı. Tarihi yapılara çok büyük emeği geçti. Sadece İstanbul'da değil. Yani coğrafyanın her yerindeki Osmanlı eserlerine yetişmeye çalıştı. Ben 2008'de ee, Suriye'ye turistik seyahat yapmıştım. O zaman bir gördüm Kandilli'nin deprem ivme ölçerleri vardı. Oradaki türbelerde. Balkanlara gittim Makedonya'ya. Gene Kandilli'nin deprem ivme ölçerlerine rastladım. Hepsi tabii Mustafa Erdik hocamın liderliğindeki ekibin bir çalışmasıydı. Ben kendisine bir kez daha bu büyük emeği için tarih ve kültür mirasımıza çok çok devletimiz adına teşekkür etmek istiyorum. Sözü değerli hocamıza bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Oturum Başkanı, çok değerli arkadaşlarım, aa, Sayın Rektörüm, Gedik Üniversitesi'nin çok değerli hocaları, değerli arkadaşlarım, her şeyden önce beni buraya davet ettikleri için aa, oturum başkanının rolü olduğunu biliyorum ama aa, Sayın Gedik Üniversitesi'nin yöneticilerine, öğretim üyelerine de çok teşekkür ederim. Benim e, konuşmam aslında yazılı bir konu, ya, yaz yani programımızda olan bir konuşma değil aslında değiştirmeye çalıştım ama değişmemiş ama neticede ilgili daha çok gerek çelik olsun gerek betonarme yapıların olsun deprem davranışlarının bizim pasif denetim veyahut da İngilizcesi pasif kontrol denen sistemle düzeltilmesine, düzenlenmesine, istediğimiz hale getirilmesine yönelik. bir miktar uzun bir konuşma ama biliyorum programımız kısıtlı o bakımdan Aa, müsaadenizle Sayın Oturum başkanı müsaadese birazcık azaltmaya çalışacağım, inceltmeye çalışacağım konuşmayı. Aa, aslında ilk önce şartnamelerden başlamak lazım tabii. Türkiye'de ilk şartname 39 depreminden sonra yapıldı. Daha sonra Bayındık Bakan tarafından 40'ta yürürlüğe konulan deprem yönetmeliği 47, 53, 61, 68, 75, 97, 98 ve 2006-2007 yönetmeliklere devam etti. Şu anda yeni yönetmeliğimiz Bakanlar Kurulu'nun önünde. Bu yönetmeliğin içine ilk defa şey girdi. Deprem eski altında yalıtımlı bina taşıyıcı sistemlerin tasarım için özel kurallar girdi. Deprem yalıtımı birazdan bahsedeceğim. Yapıların veya da binaların pasif kontrol kontrolü için bir araç. Bu araca neden ihtiyaç duyduk? Bu araca performans hedefleri neticesiyle ihtiyaç duyduk. Şu anda gerek eski şartnamemizde gerekse geniş şartnamemizde normal yani konvansiyonel binalar için istenen 50 yılda %10 aşılma olası deprem olduğu zaman can kaybının önlenmesidir. Yani can kaybı olmamasıdır. Binanız daha sonra olabilir ama bu hasarın giderilebilir. İşki can kaybı olmasın. Zaten tüm dünyada da istenilen budur. Tüm dünyada istenen deprem sigortasının yaygın olması, insanların can kaybı önlendikten sonra mali kayıplarının sigorta vasıtasıyla giderilmesidir. Ülkemizde bu yolda gayet ilerliyor. Şu anda tüm ülkede penetrasyon neredeyse yüzde elliye yakın DASK zorunlu deprem sigortası için. Tabii bu kurala uymayan yapılar da var. Bunlardan bir tanesi yüksek yapılar, diğeri kritik yapılardır. Yüksek yapılarda yeni şartnamede istediğimiz bu deprem altında hemen kullanılabilir olmasıdır. çünkü yüksek yapıların bir hasar sonrasında tamiri çok güç bir işlem. Diğer bir konu bizim özenle özen üzerine durmak istediğimiz konu deprem sonrasında mutlaka faaliyette olması gereken yapılar ki bunlar da başta hastaneler, idari merkezler ve diğer kritik proses içeren yapılar olmak üzere. Bunlar için en önemli yöntemlerden bir tanesi bizim yapısal kontrol sistemimiz oluyor. En basit yapısal kontrol sistemleri işte çapraz koymak, çaprazların içine söndürücüler koymak olabilir veyahut da en alt sırada görmüş olduğunuz gibi bizim uyumlu kütle söndürücüler denen sistemlerle yapılabiliyor. Bunları örnek olarak verirsek yapısal kontrole, burada yapı görüyoruz, çelik yapı da olabilir, betonleme yapı da olabilir, önemli değil. Bunlar için tabii değişik yöntemler kullanılabilir. Bizim burada esas olarak üzerinde duracağımız yöntem bu deprem yalıtımı yöntemi oluyor. Bu da yapının altına bir takım elemanlar yerleştirilmesi olan bir yöntem. Ama değişik söndürücüler kullanması veyahut da uyarlanmış uyarlanmış kütle sönümleyici kullanması da mümkün. Ağırlıkla ben deprem yalıtımından bahsedeceğim ama bu ikisinden de vakit bulabilirsek girebiliriz. Deprem yalıtımı neticede çok standart bugün kullanılan bir yöntem. Bu normal bir tane yapı. Görüyorsunuz yapının deprem sonrasındaki aldığı şekil gittikçe yukarı doğru artan bir şekil oluyor. Deplasmanlar yukarı doğru artıyor. Halbuki a, yalıtımlı yapılarda özellikle üst yapında rijit olduğunu varsayarsak doğrudan doğruya sadece bu şekilde bir şekil meydana geliyor ki bu demektir ki yapıda en çok hasar içeren göreli kap deplasmanları Yani şu deplasmanla bu deplasman arasındaki farktır. Siz o deplasmanı sıfıra indirdiğiniz veya azalttığınız gibi bu durumda olduğu gibi yapıda herhangi bir hasar söz konusu değil. Tabii yapıda hasar önlemenin başka yollar da var ama deprem yaltımının önemli konusu yapının içindekilerde hasar önlemektir. Bugün bir hastanede benzer bir şekilde otelde birçok otelde içindeki ekipmanın maliyeti veyahut da içindeki mimari unsurların ve eşyanın maliyeti binanın maliyetinden daha yüksektir. Özellikle hastaneler için çok doğru. Bir de maliyetini bile belirleyemediğimiz şeyler var. Mesela müzeler. Bir müzeyi aldığınız zaman oradaki binanın amacı aslında müzedeki eserleri işte kardan yağmurdan korumaktır. Depremden koruyabilir mi? Çok zor. Çünkü binayı ne kadar kuvvetli yaparsanız kat titreşimleri o kadar fazla olur. Kat titreşimleri o kadar fazla olursa Müzedeki eserler o kadar hasar görür. O bakımdan gerek müzeler, gerek hastaneler, gerekse kritik tesisler için bugün için e, deprem yalıtımı bir numaralı araçlarımızdan biri oluyor. Bunun için çok değişik yalıtım birimleri kullanılıyor. Burada ben size bir spektrumunu gösterdim. Hemen hemen e, bunlar yapısal denetimin unsurları aslında. Şey aslında... E, yaltı malzeme şu gördüğünüz şunlar var. Şu ortadaki sıralar hemen hemen daha çok yaltı malzemeleriyle ilgili oluyor. Bunların her biri için neticede istenen yapının davranışını, yapının davranışını istediğimiz sınırlar içine çekmek. Yapının davranışını iki türlü düzeltebiliriz. Bir tanesi yapıya gelen deprem yer hareketini azaltarak, öbürü de yapının bu deprem yer hareketine gösterdiği performansı değiştirerek. Deprem yalıtımı yapıya gelecek olan depremin talebini azaltan bir yalıtımdır. Yani yalıtımlı bir yapıya daha az deprem hareketi etkir. Temel özelliklerini şekil olarak göstereyim. En çok kullandığımız iki tip, iki tip yalıtım birim var. Bunlardan bir tanesi elastomer yalıtım birimleri dediğimiz yalıtım birimleri. Bunlar en çok kullandığımızda işlerinde kurşun çekirdekli kauçuk yalıtım birimleri. Şu gördüğünüz kurşun çekirdektir şu gördüğünüz siyahlar elastomer malzeme, kauçuk ve şu görmüş olduğunuz da çelik plakadır. Çelik plakanın konmasının sebebi doğrudan doğruya kauçuğun bir bakıma puasan oranını değiştirmektir. Çünkü kauçuk basılan ve basılı zaman şişen bir malzeme. Şunlarla bu çelik elemanlarla kauçuğun şişmesini önlüyoruz. O bakımdan düşü açıdan rijitliği neredeyse betona kısmen yakın bir rigidliktir. Yani gayet rigid. Ama yatay, yatay açıdan tabi bu çelik plakaların bir rolü olmaz. Yatay açıdan gayet yumuşaktır. Ortadaki kurşunun amacı ise neticede bir sönüm sağlamaktır. Kurşun değişik deformasyonu olduğu zaman o deformasyonları sıcaklıkla atar. sıcaklıkta bir enerji yutumu için en büyük araçlardan bir tanesi oluyor. Burada kullanılan kavuçuk doğal kavuçuktur. Diğerleriniz yani neopren malzemeyi, sentetik malzemeyi kullanıyoruz. Yüksek sönümlü sistemlerde kullanıyoruz ama uzun vadeli davranışlar, özellikle ozona karşı davranışları çok iyi olamıyor biliyorum. Burada aşağıdaki rakamlardan bir örnek vermek istersem yaklaşık Japonya'da yüzde %400'e kadar kayma birim yer değiştirmesi olabilir. Yani demektir ki şuradaki diyelim ki şu kauçuk plakaların her biri 1 santimetre olsun ve bunlardan daha 10 tane kauçuk plak olsun burada örnek veriyorum. Bu demektir ki siz şu üst ve alt arasındaki deformasyonu 4 çarpı 10 40 cm yapabilirsiniz ve kauçuk malzeme hiçbir şey olmaz. Bu kauçuğun çok önemli bir özelliği oluyor. Burada onların denenmesiyle ilgili değişik laboratuvarlarda deneniyor bunlar. Düşe yükler ve yata itmeler altında ve bunların histeresi evleri çıkartılıyor. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Ama bunlardaki önemli konulardan bir tanesi hangi hızla denendiği. Yavaş denerseniz rigidliği fazla çıkar, hızlı denerseniz rigidliği daha fazla çıkar. O bakımdan tasarımda bunların göz önüne alınması gerekiyor. İkinci konu veyahut da ikinci yaygın olarak kullanılan malzeme Türkiye'de eğri yüzeyli sürtünmeli yalıtım birimleri diyoruz bunlara. Bu tabi jenerik bir isim. Bunun piyasada kullanılan çok daha ticari isimleri var ama ticari isimlere burada girmek istemiyorum. Bu ilk önce yaklaşık olarak 1990'lı yıllarda tek yüzeyli olarak sürtünmeli başladı. Sürtünme yüzeyi şu gördüğünüz yüzeydir. Daha sonra çift yüzeyli oldu. Şu anda 3 sürtünme yüzeyli sarkaç. Aslında 2 sürtünme yüzeyli ile 3 sürtünme yüzeyli arasında çok fazla fark yok. Neden 2'den 3'e çıkıldı derseniz tamamen patent meselesidir. Bunlara patent alındığı zaman icadınızı yapınca bir 10 yıl için patent alırsınız. Bunun patenti doldu, bunun patenti olunca buna geçildi, bunun da patenti doldu. Şimdi burada bu geçtikten sonra belki nereye gidilir fazla değil çünkü iç mekanizmanın karışık olması, ki görüyorsunuz karışık mekanizma var, özellikle çekme altında sistemlerin dağılmasına yol açabiliyor. Ama bu tamamen patent ve ticari ilişkilerle yapılan şeyler bunlar ve bunların yapılmasıyla ilgili belli bir standart da yoktur. O bakımdan bunları aldıktan sonra binayı koymadan önce istediğimiz performans sağlayıp sağlamadığı ancak deneylerle tespit edilir. Deney kısmı en önemli kısımlarından bir tanesidir. Bunun da yüklemesiyle ilgili değişik şeyler var ama yükleme hızına çok hassas değil. Bunlar en çok %10 olarak artabiliyor yükleme hızıyla değerleri. Şimdi dünyada kullanımlarına bakarsak en çok kullanımı Japonya'da görüyoruz. Arkasından Çin geliyor. İşte burada sıraya bakarsanız Yeni Zelanda'ya ye gidiyor. Bu 30 ülkede yaklaşık 20 bin yakın uygulama var. Bu aslında 5 yıllık tarihi olan bir grafik. Herhalde Türkiye şu anda yani Fransa'ya yakındır. Şu aralarda bir yerde olduğunu tahmin ediyorum. Şu anda ülkemizde sadece bina uygulaması olarak 60'a yakın uygulama var. Ama Japonya'da uygulamalara bakarsanız bir tane binanın evin altına dört tane konunca bunlardan bir uygulama sayılıyor. Türkiye'de bugün öyle uygulamalar var ki altında iki bin tane var. Ve yalnızca geçen sene Türkiye bu altın birimlerinden yaklaşık on bin tanesini ithal etti. Dünyadaki en çok altın birimi ithal eden ülke oldu. O bakımdan çok süratli bir şekilde ülkemizde gelişen bir sistem. Ben size yalnız binalardan bahsedeceğim ama köprülerde de yaygın kullanım var. Bununla ilgili çok değişik şartnameler çıktı. Şu anda bizim üzerinde durduğumuz kadarıyla TASLAK Türkiye deprem yönetmeliği TASLAK devriminin sebebi bakanlar kurulunda yayınını bekliyor. Ama Türkiye'de en çok kullanılan EC710 olabilir. Ondan sonra bir de Eurocode 8 oluyor binalar için kullanılan şartnameler. İki türlü deprem hareketi düşünüyoruz burada. Birincisi şu deprem hareketinde binanın davranışının Kısmen elastik kalması isteniyor ama yaltın birimlerinin tamamen çalışır durumda olması lazım. Şurada ise binanın neredeyse tamamen elastik davranması varsayılıyor. İki türlü davranış göz alıyoruz. Hesap yöntemlerine çok detaylı girmek istemiyorum. Buraları hızlı geçelim biraz. Bunlarla ilgili tabii çok değişik dünyada ölçümler de yapılıyor. En çok ölçümlerden yapılanlardan bir tanesi Japonya. Çünkü Japonya'da binalar çok enstrümantel diyor. Diğer Amerika'da enstrümantasyon bu tip binalarda zayıftır. Avrupa'da hemen hemen çok ülkemizde var. Değişik uygulamaları var. Bu Japonya'da 1996 depreminde burada görüyorsunuz binanın altında ölçülen kayıt 0.7G yakın. Üstünde sadece 0.2G ölçülmüş böyle bir bina yalıtımsız olsaydı, rigid olsaydı, rigid bir bina olsaydı, depremde hasar görmesi de istenmeseydi, şuradaki bina 0.7 olursa üstüne kat en az 2.5 katı olurdu. Yaklaşık 2 G elde edilirdi. Bina hasar görmeyebilirdi. Normal bir tane bina eğer hasar görüyorsa, çok büyük akmalar oluyorsa, kırılmalar, dökülmeler oluyorsa bu çıkabilir. Yani buradaki ivme düşer tabii neticede ama o zaman o enerjiyi bina kendi elemanlardaki hasarla görüyor biz istiyoruz ki binanın elemanlarına hasar görmesin. Yaltın birimleri o enerjiyi yutsun. O bakımdan yaltın birimleri yuttuğu için burada giymeler çıkıyor. Buradaki kullanılan yaltın birimleri de şu gördüğünüz sistemler. Tabi bu 0.2 değeri çok önemli bir değer bizim için. Çünkü 0.2 değerine geçtikten sonra hastanedeki birçok ekipman kullanılmaz duruma gelebilir. Veyahut da müzelerdeki birçok eser yıkılabilir. Buralarda 2G değerine geldiğiniz zaman Allah göstermesin hastalar yataklarından fırlar. Yani ikici çok büyük bir ivme yani insan vücudunun iki katı bir güçle hastayı itiyorsunuz demektir bu. Yine benzer şekilde ölçülmüş değerler. Burada da görüyorsunuz yani temelde 0.8g olduğu halde üst kat birinci katlarda yani bu demektir ki hemen yaltın birim üstünde 0.2 C seviyesinde değerler var. O bakımdan kullanma bugün dünyada kanıtlanmış ve çok ülkede kullanılan bir sistem. Türkiye'de ben kısa kısa bir listesini verdim Türkiye'de kullanılanlarla ilgili. Bunların içinde önemli olanları başı büyük Erzurum Hastanesi ve Sabiha Gökçen bunlar çok önemli uygulamalar. Sabiha Gökçen biliyorsunuz çelik bir yapıdır ve dünyanın zamanda dünyanın en büyük yalıtımlı terminal binasıydı. Şurada görmüş olduğunuz başı büyükte dünyanın en büyük güçlendirilmiş ama şeyle güçlendirilmiş, yalıtım sistemiyle güçlendirilmiş yapılmış bir binanın en büyük binasıdır. Bu Şimdilik ya dünyanın yalıtımlı en büyük hastanesi halen Adana Hastanesi fakat İstanbul'da iki derli yapıldığı zaman dünyanın en büyük yalıtımlı hastanesi olacak. Yani ondan sonrakiler yalıtımlı hastane belki bunun dörtte biri büyüklüğündedir. Daha büyük değildir. Yani o bakımdan hakikaten gurur duymamız gereken uygulamalar var Türkiye'de. İlk uygulamadan bir tanesi Erzurum Devlet Hastanesi. Bu 400 yataklı bir hastane, yapılış tarihi 1985-86 tarihlerinde başlıyor, daha sonra 90'dan sonra güçlendiriliyor. Burada kullanılan yaltın birimi tipleri, en önemli ve dünyada en çok yayınlanan binalardan bir tanesi İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı Terminali. Bu toplam kat alanı 200 bin metrekaredir ve toplam yaltaçı sayısı da 300 tanedir. Tabii 200 bin metrekare büyük geliyor ama bugün İstanbul 3. havaalanında birinci aşamadaki metrekareler yaklaşık 1 milyon metrekaredir. 2. aşama tamamlandığında terminal alanı 2 milyon metrekare olur. Yani bunun, bunun neredeyse 10 kat olacaktır. Burada da yaltın bilimlerinin inşaattan aşamalar bunlar. Yaltın bilimleri görüyorsunuz şu aşamaları yerleştirilmiş. Çelik bir tane yapı ve gayet büyük açıklıklı aa, çatılar içeriyor bu da gene yalıtım birimlerinin yerleşim sistemi bina ile ilgili. Bu yalıtım birimler denileri ile ilgili burada kullanılanlar A350 sürtünmeli yalıtım birimleri. Gene Erzurum Medical Campus dediğimiz bu da Erzurum'daki başka bir hastane. Van Jinekoloji ve Kadın Doğum Hastanesi. Bunların ikisi de aslında bu 2011 depremden sonra Van'da yapılmıştır. Bu da yaklaşık iki yıldır faaliyette olan Erzurum'da gene bir hastane. Şu anda inşaatı devam etmekte olan ve meraklı arkadaşlarımızın gidip inceleyebileceği iki tane önemli hastane var. Bunlardan bir tanesi İstanbul Ok Meydanı, öbürü de Göztepe Hastanesi. Aslında ikisi birbirine benzer binalardır. Her birinde 500'e yakın gene 3 eğri yüzeyli sürtünmeli yaratım bilim mevcuttur. Ve her birinde de yaklaşık 1200'e yakın yatak mevcuttur. Bunlarla beraber gene İstanbul'da İPKB birimi tarafından İsmet proje kapsamında yapılan Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi var. Bu da 280 bin metrekarelik bir hastane. Burada da yaklaşık 850 tane gene <laughs> 350 sürtünmeli yalıtım birim kullanmıştır. Dünyayı örnek olacak uygulamalardan bir tanesi Maltepe Başı büyük, araştırma hastanesi. Malta Babaşı Büyük Hastanesi aslında çok eski bir hastane. Değişik şekilde güçlendirilmeye çalışılmış ama hiçbir şekilde becerilememiş. Ve en sonunda şu gördüğünüz kattaki, şu gördüğünüz kattaki kolonların kesilmesi ve aralarına yaltın birimi konmasıyla güçlendirilmesi tamamlanmış bina. Tabii yaltın birimi konulması için Japonya Japon diyorum aa. Yeni bir teknoloji kullanıldı aslında buna bu iş için geliştirildi Türkiye'de Freysaç firması tarafından ki Fransız Fresina'nın bir e, kuruluşudur. İlk önce bina kelepçeleniyor şu gördüğünüz şekilde kelepçeleniyor. Kelepçelendikten sonra buraya a, krikolarla ortası kesiliyor ve tüm yükü krikolar taşıyor. Daha sonra içine yaltın birim yerleştiriliyor ve krikolar indiriliyor. Tabii bunu belli bir aşamada yapmak lazım ki binanın a, statik durumunu rahatsız etmemek için Burada bu aşamadan çekilmiş fotoğrafları görüyoruz. Bu tüm dünyada örnek olarak alınan ve bu şekilde güçlendirilmiş en büyük hastanedir. Hastane çalışmıyordu ama bu tip uygulamaları çalışan bir hastanede yapmak mümkün. Nitekim şu anda İstanbul'da birisi Bağdat Caddesi'nde, öbürü Moda'da iki tane apartman içindekiler boşaltmadan binayı bu şekilde güçlendiriliyor. Herhangi bir şekilde boşaltmaya ihtiyaçları yok. Adana e, Sağlık Merkezi veya Adana Şehir Hastanesi şu andaki en büyük hastanemiz oluyor. Burada da 1500 yatak olacak. 500 yanlış yazılmış. 1500 yataklıdır ve 1500 tane gene üçlü yalıtım birimi kullanılmıştır. Şu anda faaliyete açılma. Hastane dışında Bilkent okulu var Erzurum'da ve bugün e, Silivri İstanbul'da da gene güçlendirilmiş güçlendirilmiş diye bu şekilde inşa edilmiş bir yapı mevcut. Arenalarda kullanılıyor. İşte Telekom Arena, İz İzmir Alkapılar ve Bulka'daki Timsah Stadyumunda bunlar kullanıldı. Yeni hastanelere bakarsak şu anda Elazığ Hastanesi'nde var, Çorum Hastanesi'nde var, Bursa, Eskişehir, Antalya Muratpaşa hastanelerinde var. Bunları anlatıyorum. Yurt dışında anlattığım zaman görüyorsunuz hepsi İngilizce. Herkes heyecanlanıyor. Yani böyle Türkiye'de bu kadar yoğun bir hastane ve depremle güçlendirilmiş, deprem için güçlendirilmiş dünyada bir örneği yoktur. Aynı şekilde bugün veri merkezleri için yoğun olarak kullanmakta. Çünkü verilerin saklanması önemli. Sörbülerin herhangi bir şekilde hasar görmemesi gerekiyor. Sönümleyiciler için biraz daha hızlı gideceğim. Vaktimiz azalıyor değişik tip sönümleyiciler kullanılıyor. Bunlardan ilk birincisi bizim viskoz dediğimiz sönümleyiciler. öbürü viskoelastik olabiliyor. Yani siz katıyorsunuz biraz. Bunlar histeretik metalik sönümleyiciler ve sürtünmeli sönümleyiciler ayırabiliyoruz. Çok değişik kullanım var. Bunlardan bir tanesi sürtünmeli sönümleyiciler. Dikkat ederseniz binaların modül cephesinde bu şekilde kullanılıyor ve bütün sürtünmeyle enerji yutumu burada meydana geliyor. Şu anda bunlardan Türkiye'de kullanıldan emin değilim. Aa, diğer e, sürtünmeli e, bu, diğer bunlar histertik sönümleyiciler. Doğrudan doğruya şu elemanların şu elemanların veya burada bu elemanların veya bu elemanların veya şu elemanların şu üst ve altı relatif bir hareket yaptığı zaman bu deplasman karşısında enerji yutumuyla akmasıyla meydana gelen sünler. Tabi bunların viskozdan farkı viskozlar doğrudan doğruya hızla ilgilidir. Hız ne kadar yüksek olursa o kadar çok enerji kaybı gösterir. Bunlar deplasmanla ilgili. Tip olarak fark ediyor fakat bunların kullanımı, üretimi çok daha kolay. Daha kurban malzeme deprem sorusuna atabilirsiniz. Şu anda bunların mesela kullanımı Haliç Köprüsü'nde mevcut. Binalarda kullanımını görmedim Türkiye'de ama Haliç Köprüsü'ndeki söndürücü sönümleyiciler bunlarla ilgilidir. Bu onların binalarında kullanılması Türkiye'de yoğun olarak kullanılan sistemlerden bir tanesi burkulması önlenmiş çaprazlar. Bunlar neticede üç şeyden oluşuyor. Çelik çekirdek, bağlayıcı entel en engelleyen kaptan ve manto. Şu manto gördüğünüz dışındaki birim. Şu gördüğünüz çelik çekirdek. Şurada gördüğünüz e, bir cins harç ise gerekli sağlıyor. Ama çelik malzemeyle aralarındaki sürtünme çok az ve çelik malzeme oynadığı zaman bu sürtünmeden dolayı enerji kaybediyorsunuz. Tabi bundan iyiliği basınç altında bir burkulma da olmuyor. O bakımdan burkulması önlenmiş çapraz diyoruz. Bunların yurt içinde yurt dışında çok değişik kullanımları var. Bir tanesi Rönesans Kulesi diye başladı ama şimdi Alyans Kulesi hemen şeyde görebilirsiniz Ataşehir'de İstanbul'da. Orada 17. katına 3 katı kesecek şekilde şu görmüş olduğunuz burkulma sönlenmiş çaprazlar kullanılmıştır. Aa, aynı şekilde İstanbul Teknoloji Üniversitesi Teknoparkı'nda mevcut bunlar ve İzmir'deki Folkart Kuleleri'nde kullanılıyor. Aa, diğer bir üçüncü konuya geleceğim. Umarım vaktimi iyi kullanıyorum. Bu da uyarlanmış kütle söndürücüler halen Türkiye'de dünyada çok yaygın olarak kullanılan bir konu uygulamış kütle de söndürücü. Deprem içinde kısmen kullanılıyor ama daha çok kullanımı rüzgardan insanların rahatsızlığını azaltmak için. Özellikle yüksek yapılarda mesela bugün biliyorum İstanbul Safir'de kuvvetli rüzgarlarda epey sallanan insanlar. Bunu azaltmak için öngörülmüş bir sistem. Deprem içinde kullanılması mümkün ama deprem için kullanılması daha çok sınav yapılarda olabiliyor. Aa, neticede bu iki serbestlik dereceli bir sistem. Burada teorisine fazla girmek istemiyorum. Üzerine görmüş olduğun su sistem bununla bu sistemden ters fazla sallanıyor. Ters, ters fazla salındığı zaman ister istemez enerjinin bir kısmını yutuyor. Onun ters fazla salınmasını sağlamak için neticede bunun periyodunun şunun sistem periyoduna eşit olması gerekiyor. Uyarlanmış adı oradan geliyor zaten. Uyarlanmış kütle döndürücü ve buradaki sönümün de oldukça yüksek olması lazım ki bir kısım enerji de o sönümle gitsin. Bunu binaların üzerinde havuz yaparak yapmak da mümkün. Yalnız havuzun a, çalkalanma periyodunu öyle ayarlayacağız ki binanın periyoduna eşit olsun. Bunun dünyada uygulamaları var. Taipei yüzme havuzu koyarak bunların yapılması da mümkün. En yaygın uygulaması ki Tayvan'a gidenler önünde durup resim bile çektirir. Neredeyse o da artık turistik bir olay oldu. Bu Taipei 101 binanın üzerindeki iki tane vardır aslında. Bir tanesi şurada asılır, bir de burada asılır. Şu gördüğünüz şurada asılır, bu gördüğünüz burada asılır. Büyük bir tane kütle. Ama şu gördüğünüz boyutdan öyle ayarlanmıştır ki onun periyodu şu binanın toplam birinci periyoduna eşittir ve şurada gördüğünüz söndürücülerle de enerji kaybı sağlanır. İlk yapılan yerlerden bir tanesi Amerika'daki Citicorp merkezidir. Burada da şu görmüş olduğunuz toplam kütle şurada kızaklar üzerinde kaymaktadır. Yani o şekilde engelleniyor. En yaygın olanlardan bir tanesi One Hill, San Francisco'da. Bunun üzerine tamamen havuz vardır. Şu görmüş olduğunuz yüzme havuzu aynı zamanda. Ve yüzme havuzu bunun içinde buradan bir geri gittik de şuradan geri geleyim ben size. Evet bunun üzerinde yaptığınız ama şuradan bunun bu şekilde sallanması, bu şekilde sallanması bu binanın üzerinde doğrudan doğru binanın kendi sallantısını çok büyük oranda azaltır ve aynı zamanda insanlar bunu yüzme havuzu olarak kullanır. Dünyada en yaygın kullanımlardan bir tanesi bacalarda. Şu bacanın üzerinde görmüş olduğunuz şu sistem aslında buralardan çelik olarak asılmış bir bilezik gibidir. Bunun altında söndürücü sistemleri de vardır. Bu bilezik aynı şekilde şuradan asılmış olan şu da çelik bilezik. Bu bilezik bacayla ters yönde sallanır. Bacayla ters yönde sallandığı zaman doğrudan doğruya bacanın hareketlerini çok aza indirir. Bacada da kullanılan bir sistem. Türkiye'de kullanılıyor. Şu görmüş olduğunuz Gebze Doğalgaz Kombine Çevrim e, Santralı Bacası. Bu baca üzerinde kullanılan bir tane sistem bu. Kullanılıyor ve bugün Gebze'de gittik yaklaşıyor. Şu anda İstanbul'da görmüş olduğunuz Küçük Çamlıca Kulesi ki bu şekilde görmüyorsunuz aslında tamamlanınca çok güzel bir yapı olacak. Ama şu anda sadece bir silindir olarak görüyorsunuz inşaat aşamasında. Bunun da üzerine ayrıca bir uyarlanmış kütle söndürücü konacak. Çünkü şu katlarda dönen restoranlar, restoranlar var. İnsanların yemeklerini afiyetle yemeler için. Benim konuşmam burada bitiyor. Aslında vaktim var. Bir sualiniz varsa Sayın Oturum Başkanı da izin verirse şimdi alayım. Yoksa ben müsaadenizi rica edeceğim o açıdan belki bir soru çünkü vakti bayağı açtık hocam ama bir soru olabilir belki. Çünkü hocamız bir toplantıya katılacak, ayrılmak zorunda. Soru cevap kısmına katılamayacak. Çok kısa bir soru alabiliriz. Buyurun lütfen. yani binanın ömrü kadar diyelim. İlk ilk yalıtım, modern yalıtım sisteminin kullanılması 1963'te Petzalozzi Okulu'nda Üsküp'te oldu aslında. Üsküp'e yerleştirdiler. O zaman Bayer firması yapmıştı bunları. Ve şu anda yani oldukça primitif bir sistem ama şu anda tekrar denendi. İlk özelliğini hiçbir şey kaybetmemiş. Yani kauçuk doğal bir malzeme. Özelliğinden bir şey kaybetmiyor diğerleri için korunması gerekiyor paslanabiliyor yüzeyler değişiyor ama istenen bunların bina kadar ömrü olmasıdır. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. <laughs> Hocamız çok önemli bir konuya değindi. Yeni Türk Deprem Yönetmeliğinde de bir bölüm sadece yalıtımlı binalara ayrılmış vaziyette. 2017 Türk Deprem Yönetmeliği 394 sayfadır. Onu zaten bir sonraki sunumda tekrar gündeme getireceğiz. Şimdi e, sayın Mustafa Koçak Koçak hocamız İstanbul Gedik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Rektör Danışmanı Profesör Doktor Mustafa Koçak hocamız bir sunum yapacak. Depremin çelik sanayi ve kaynak sanayi bağlamında değerlendirilmesi hakkında. Saygıdeğer konuklar, Berin hocam, Sayın oturum başkanı hocam, önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada sunumda göreceğiniz gibi bu çelik malzemelerin bir oturumundayız. Burada çelik bağlantıların ve çelik konstrüksiyonların artık çok eskilerde kalan perçinli ya da vidalı birleşimlerinden bahsetmiyoruz. Bunlar Artık kaynaklı e, konstrüksiyonlar. E, çay, kaynaklı konstrüksiyonlarda da bu seismik bu de, deprem yüküne karşı bu bağlantı yerlerinin en zayıf bir nokta ya da konum e, lokasyondan çıkarılıp bunların güçlü e, yerler haline gelmesi buradaki kullanılan kaynak teknolojileriyle ancak geçerlidir. E, burada bu sunumu yapmamdaki neden bir Gedik yöneticisi olduğum için değil. E, uzun yıllar Uluslararası Kaynak Konfederasyonu'nda e, Kırılma Mekaniği, Fracture Mechanics e, Komisyonu'nda 6 yıl komisyon başkanlığı yaptım. Şimdi Uluslararası Kaynak Konfederasyonu'nun e, bordu üyesiyim. Yani kaynak teknolojilerinin kırılma mekaniği, yorulma konularında uzmanlığım var. E, bu uzmanlık ve komisyon çalışmalarımız sırasında Kobe ve San Francisco depremlerinden sonra Uluslararası Kaynak Konfederasyonu bünyesindeki uzmanlar tarafından bir komisyon oluşturduk. Üç komisyon bir araya gelerek design, fracture kontrol ve malzeme komisyonları uzmanlarımızı bir araya getirerek dört yıl kadar Uluslararası Kaynak Konfederasyonunun recommendationları yani tavsiyeleri earthquake resistant deprem dayanımlı çelik konstrüksiyonlarda kaynak nasıl dizayn edilmeli, kaynak bölgeleri nasıl olmalı, bu da işte Eurocode 8, 8 Eurocode 3 ve AWS American Welding Society kodlarında olan mevcut standartların nasıl değişmesi gerektiği San Francisco depremi ve Kobe depremlerinden edinilen deneyimlerle bu komisyonun Çalıştırarak e, efendim bu standart yapan e, şeylere e, kurumlara e, uzman tavsiyelerini oluşturmak için e, uzun yıllar çalıştık. Uzun yıllar derken hızlı bir çalışma yapıldı orada bu komisyon. E, bu komisyonun üyesiydim. Uzun yıllar dört yıl dört buçuk yıl kadar çalıştık e, bütün e, üye ülkelerle. Şimdi biz e, ne yapıyoruz e, Gedik olarak? E, biz bu Çelik konstrüksiyonların bağlantı yerleri için gerekli kaynak malzemelerini üretiyoruz. Bunu dünden bugüne değil biz bunu 54 yıldan beri yapıyoruz İstanbul'da. Ve şu anda e, gururlandığımız, övündüğümüz Türkiye'nin tek %100 Türk malı bir e, Türk yerli sermayesi bir şirket olarak bu ürünleri üretiyoruz. Bu ürünlerin birçoğu gerek elektrotlar olsun gerek teller olsun. E, gerek e, tozaltı kaynağı prosesleriyle bu çelik e, konstrüksiyonların bağlantı elemanları yapılıyor. E, gururlandığımız Sayın Hocamızdan biraz önce bahsettiğim Mustafa Hocamızın e, Sabiha Gökçen e, antrenmanının terminalinin yapılması sırasında ve Habom e, çelik konstrüksiyonlarına da e, biz gedik olarak kaynak ürünleri verdik inşaat sırasında. Dolayısıyla e, ümit ederiz e, sağlıklı bir yapı kazanmıştır birçok yerde e, kullanıyoruz bu ürünleri. Sadece çelik konstrüksiyon e, içinde yaşadığımız binalar değil. Maalesef Türkiye'de çok az, e, İran'da çok fazla, Amerika'da fazla. Sayın hocamızın da ilk başlangıçta bahsettiği gibi e, bu onların buluşu değil ama medense e, herhalde e, Türkiye'de bu beton sevdallığı çok e, fazla ve e, seismic loading'e bir deprem yüküne ki sadece onu da bahsetmek ihtiyacı hissettim. Sadece yüzeysel yatay bir yükleme bir meselesi değildir. seismic loading, bir deprem yükü. Alttan gelen dikey yüklerin de olduğunu, mesela Kobe depreminde Japon uzmanlar depremi incelediklerinde ve kayıt kayıtlarında monitoring sonuçlarına göre bizimle paylaştılar. Ve bu hız şeyde deprem yüküde korkunç büyük hızlarla geliyor yapıya ki sayın. Ee, benden önceki konuşmacım Sayın Hocam Mustafa Hocamız, yalıtım elemanlarıyla altını çizmesinin nedeni bu gelen yükü yapıya transfer etmeme konu burada yatıyor. Biz bunu yapıyı bundan korumalıyız. Bu stres veyvden e, e, efendim bu yükleme dalgasında ne kadar sönümlendirebilirsek üstteki yapı o kadar tabii e, sağlıklı kalacak. Bunun için biz iki yıl önce büyük bir deprem konferansı da yaptık. Buradan Japonları getirdik ve pipeline design. Japonya'da pipeline design, boru hatları tasarımı da inşaları depreme göre hazırlanıyor. Yani öyle bir rigid hale getireceksiniz ki bu gördüğünüz boru hattını birçoğu yeri kaynaklıdır. Bunlar mesela yer üstünde ya da yer altında olabilir. Depremden bu enerji nakil hatlarının da etkilenmemesi lazım. Bunlar da çelik yapı devasa 52 inç büyük bunlar şeyler içinden doğal gaz geçiyor ve bunların bazıları da yerleşim alanlarının yakından geçer. Dolayısıyla bunlar bir tehlike ve bir emniyet noktalarıdır. Burada kullanılan kaynak teknolojileri bizim ürünlerimiz kullanılıyor bu projede. Dağdan geçse bile bunun bir deprem sırasında hasar görmemesi lazım. Hem burada bunun yapılandırılması hem de efendim şeyini bunun etrafının güçlendirilmesi konusu pipeline mühendislerinin doğalgaz enerji nakil hatlarının tasarımı gene depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi lazım Burada malzeme seçimi hem boruda burada kullanılan çeliğin hem de kaynak malzemelerinin seçiminde mutlaka depreme dayanıklı çeşitlerinin kullanılması gerekiyor bu sadece çelik konstrüksiyon içinde içinde yaşadığımız e, binalar değil. Bunun ötesinde başka çelik konstrüksiyonlarımız da var. Barajların cebri tahliye boruları. Bunlar devasa çelik konstrüksiyonlar ve kaynaklıdır. E, deprem sadece konutların olduğu yerlerde olmuyor. Deprem bu tür barajların bu e, e, gene enerji nakil hattı gibi düşünebilirsiniz. Yukarıda su e, bu da aşağıda e, türbinlere giden boruların e, kaynakları. Dolayısıyla bu Barajlarda kullanılan inşa teknolojisinin mutlaka depreme ve dayanıklı olması gerekir. Bunun yanında da aynı zamanda da bu kaynak teknolojilerini birleştirme yerlerinin deprem sırasında sesmik yüke dayanıklı olması lazım. Şimdi konutlarımızın olduğu yerler artık tabii çok değişik binalar haline getiriliyor. Türkiye'de beton ve cam bina inşa malzemesi olarak görüyoruz yollardan geçerken e, o camın çerçevelediği binalar nasıl soğutulacak nasıl ısıtılacak bu da ayrı bir enerji e, şeyi e, bir enerji yutan devler yaratıyoruz e, kentlerimizde e, bilmiyorum bunun enerji e, politikasını kim hesaplıyor bir de hesaplayan bir adam var mı bilmiyorum emin değilim bu binalarda. E, cam e, kullanılması ne kadar yalıtımlı olursa olsun neden e, farklı bir şekilde kullanmıyor onu e, ben inşaat mühendisliğini bilemiyorum. E, çelik konstrüksiyonlarda bu bir New York'un e, şeyi bir, e, bir görünümü e, işte buna benzer bunların hemen hemen yüzde doksanı çelik konstrüksiyon köprüsüyle birlikte burada da kaynak teknolojileri kullanılır büyük bir çoğunluk kızıl dereli şeylerdir kaynakçılardır bir de mit vardır bunlar yükseklikten korkmazlar diye halbuki bu zavallı insanlar işte böyle riskli işlere ancak onlar talip olmuşlardır ve aylarca süren eğitimden sonra işte sırtından bağlı olsa bile bunlar hani bazen posterlerde falan da görürsünüz böyle çelik bimlerin üzerinde adam bağımsız falan yürür falan eder tırmanırlar falan bu riskli bir iştir korkunç derecede riskli ve söylentiye göre hep kızılderil asırlı insanlar çalışır orada. Bunun da sosyolojik temeli zaten biliniyor. Ee, şimdi bu kay yapılan kaynağın e, depreme, tabi bunlar bolutlu olan yerler de var, şu deliklerin olduğu yerler. E, mutlaka bunun depreme e, karşı dayanıklı olması lazım. Evet, sadece yapılar karada yapılmıyor. Bizim offshore'da da şeylerimiz var. Daha Türkiye'de bunlar kullanmıyoruz ama bu North Sea'de. Efendim, Norveç ve İngiltere arasındaki Kuzey Denizi'nde, Meksika Körfezi'nde birçok yerde ümit ederiz çok yakında Kıbrıs'ın e, Güney Doğu'sunda bulunan gaz eğer Türkiye ona sahip çıkabilirse ya da İsrail'le başkaları almazsa e, oralarda bu tür petrol e, offshore platformların ki yüzde %100'ü çelik konstrüksiyon yapılması lazım. Şimdi deprem olduğunda denizin tabanında doluyor. Dolayısıyla bu vatandaşın da Depreme dayanıklı yapılması lazım. Ha bunun üzerine havuz falan yaptığınızda bilmiyorum çalkantıyla e, konstrüksiyonun e, salınımını sönümlendirebilirsiniz. Ama ben offshore engineer değilim, ben makine mühendisiyim. E, birazcık da malzemeden anlıyorum. E, bunlar tabii biz bunun kaynak kısmıyla ilgileniyoruz. Oralar kritik yerler. E, bu dayanamamış e, ve çok bunun şeyi gerek şeyi, çok eksi bir ısıda değil normal sıcak bir havada burada gördüğünüz gibi bir buckling olması bir bending olması işte bakın diğer şeyler gayet kendisini tutmuş. Biz böyle bir şey istiyoruz. Yani böyle olmasını istemiyoruz da tamamen böyle kırılgan bir kırılma olmasın tamamen buradaki insanlar yaşayan insanlar falan hepsi denize düşmesin ama böyle eğilsin bükülsün çelik konstruktöründen istenen şey o. Kırılmasın Eğilsin. İnsanlarda istemediğimiz şey. Nedir bu çelik e, sanayisi buna yanıt verdi. Yani öyle çelikler geliştirildi ki bu çelik konstrüksiyonlarda kurulan biz buna ay beam deriz e, ya da H -beam. E, bunlar değişik e, çelik üretim teknolojileriyle bunlara da quenching and self tempering e, metoduyla e, değişik ısıl işlemlerle yapılarak bu şekildeki büyük işte bizim çelik konstrüksiyonlarda kolum dediğimiz, sütun dediğimiz ve birinci derecede korumak zorunda olduğumuz bu elementler. Bunlar depreme dayanıklı şekilde üretiliyor ve bu üretilenler tabii bir yerde kaynatılacak. Kaynatma ne demek? Bizim yaptığımız, bizim teknolojimiz malzemeyi tabii eski haline çıkarıyorsunuz, lokal olarak eritiyorsunuz, dolayısıyla o bölgede, Eski malzemeye benzemeyen bir mikro yapı oluşturuyorsunuz, bir yapı oluşturuyorsunuz. Ama bunu önceden bilmeniz lazım. Ben kaynak yaptığım zaman o bölgede hangi özelliklere gelirim diye biz bunu simülasyonlarını da yapıyoruz. Bu kaynak bilimi artık biliyor hangi malzemeyi ben nasıl kaynatırsam ne elde ederim, elde ettiğim bölgenin de mekanik özellikleri neler tasarımcının ve dizayncının e, efendim istediği teknik spekleri ben karşılar mıyım diye bunun malzemenin burasına bir ısı verdiğimiz zaman belli bir termal cycle'la burada oluşan değişimler çelikte oluşan değişimleri biz bilebiliyoruz. Orada ortaya çıkar. Dolayısıyla dizayncıya bir malzeme e, özelliklerini biz verebiliyoruz. Yani her malzemenin bir weldability dediğimiz kaynatılabilirliği diyagramlarını çıkarıyoruz. Buradaki gelişmeler sevindirici. Bütün dünyada çelik sanayisi buna reaksiyon gösterdi. Eski konvansiyonel grade'ler bu kaynatılabilirlik şeyidir, yüzdesidir. Carbon equivalent deriz. Yani yeni geliştirilen çelikler dikkat derseniz daha bu ne kadar düşük olursa o kadar iyi kaynatılır malzeme. Malzeme daha iyi reaksiyon gösterir kaynak teknolojisine. Dolayısıyla gördüğünüz gibi yeni grade'ler, yeni geliştirilen çelikler konvensiyonel gradelerden daha aşağıda karbon ekvivalenti 0.3'lerde falan da ki çok idealdir kaynatmak için. Severiz biz onu kaynaklı bir işte birleştirmede işte bir e, dikey bir parça, bir yatay bir parça ve kaynak bölgesi atılmış. Bunun şimdi hem statik altında hem dinamik yükler altında bir de dinamiğin de ötesinde e, triaksiyel e, stres dediğimiz böyle üç boyutlu bir stres hem bu şekilde sallıyor hem böyle sallıyor hem de alttan falan böyle karışık bir yük'e karşı dayanması lazım. Yani aslında o kaynak bölgesinden çok şey istiyoruz. Ama yapılıyor. Biz o kaynak bölgesinin bir kırılma anında, bir kritik bir yükleme anında bu kaynak bölgesinin e, kırılmadan kalmasını istiyoruz ki e, damage ya da hasar bir elementte olsun ve orada confined damage dediğimiz sınırlandırılmış, limitlendirilmiş bir kırılma olayıyla karşı karşıya gelelim ve e, designer da bunu hesaplayabilsin. Çelik konstrüksiyonlarda bunları yapıyoruz. Şimdi sizi e, California'ya e, götüreceğim. E, Ocak 17 1994'te ve ne hikmetse aynı tarihte, aynı günde aynı tarihte derken aynı günde ve aynı ayda bir yıl sonra da Kobe'de oldu. Bunu söylerken 17 Ocaklardan korkun anlamında söylemiyorum. E, ama e, dünya tesadüflerle dolu e, ve moderate bir moment e, oldu ve 6.7 scale'inde. Fakat e, burada olan hadise structural mühendisler için, çelik konstrüksiyon mühendisler için hiç beklemediğimiz çelikler gayet güzel, mülayim, yumuşak, efendim ductile dediğimiz ductile malzemeler. Fakat biz e, brittle fracture'lar gördük. Bu komisyon çalışması sırasında AEW'nun. Bu herkesi şaşırttı. Özellikle Kobe'deki. Sabaha karşı saat 3'te oldu ve 6 derece. Şimdi çeliğin de şöyle bir huysuzluğu vardır. Çelikçiler bilir ısı düşünce normal işte 20 dereceden eksi 40'lara eksi 30'lara doğru gittiğiniz zaman çelik faz değiştirir. Yani kırılma fazı değiştirir, şekli değiştirir, çok sinirli hale gelir, porselene, porselene doğru gider çelik. Yani Erzurum'da bir, bir kule yapacaksanız oranın design temperatürü eksi 40'lar, eksi 50, 50'ler, eksi 60'lar falan olması lazım ki oranın o soğunu çelik karşılayabilsin. Kırılganlaşır şeye doğru. Alüminyum bunu yapmaz. Metal, alüminyum bunu yapmaz. Çünkü eğer onu yapsaydı uçaklara binemezdik. Eksi 60 uçuyoruz yukarıda, 10 metrede. E, çelik uçsaydık hepimiz patır patır aşağı düşerdik. Ya da uçak yerinden kalkmazdı çelikten olsaydı. Dolayısıyla çeliğin böyle bir ductile brittle transition bir şeyi var. E, İngilizce terminolojisiyle pek kullanmak istemiyorum ama e, duktilden akışkandan bir kırılgan moda geçer. Su, ısı düştükçe. Ve fakat sadece ısıdan dolayı değil, Koba'daki ko konu bir ısı meselesi değildi. Bunların eksi 20'de dizayn ısıları. Oradaki yük hızı, biz buna İngilizce'de strain rate diyoruz. Sayın hocalarım da bahsettiler. Yükleme hızı. Yükleme hızı da çeliği duktilden kırılgana getiriyor. O da çok önemli. Yani siz şöyle hafifçe vurmanızla, korkunç derecede bir ivmeyle vurduğunuzda çelik şey değiştiriyor kırılma fazı, e, safhası değiştiriyor, modu değiştiriyor ve brittle hale geliyor. Bu tespit edildi. Yani buradaki e, depreme karşı dayanıklı bir çelik konstruksiyonu yapacak isek strain rate de yani yükleme hızı da çok önemli. Zaten Sayın Hocam da bu sönümlendirmedeki e, bu sönümlendirici malzemelerin kullanılmasındaki yükleme hızına da dikkat çekti. Yani burada bu komisyonlar, komisyon 10 ve komisyon 5, 15 design. Bu komisyonun başkanlığını ben yaptım. Dolayısıyla bu joint working grup. Peki bunlara öyle bir şey yapalım ki çelik konstrüksiyonlar, özellikle şeyde Amerika'da ve Japonya'da bunlar bir doğru düzgün yapılsın bunlar. Kobe'deki earthquake işte gene 17 Ocak 95'te oldu. Orada da 6.9 oldu ve 5.500 kişi öldü. Şöyle hemen hızlı geçeyim. Japonya'nın da deprem haritası, Türkiye haritasının çok e, gösterildi bugün sabahleyin. Korkunç derece bir deprem bölgesi olduğunu hepimiz biliyoruz. E, burada çelik konstrüksiyonlar birçok hasar gördü. E, bu dizayn değişikliğine yol açtı. E, bu bir e, tren. E, şu tren rayı. E, bu bir üst köprü Japonya görenler bilirler bir alttan gidersiniz bir üstten yol gider çünkü o kadar kalabalık insan e, bu üst e, yolun e, devrilmesi üstündeki giden araçların e, yıkılması gene üst yapının üst yolun e, çökmesi bunlar hep beton ayaklar şunlar çelik konstrüksiyon değil korkunç e, bir büyüklükte hasar. Ee, ve onun bir alt e, göstergesi. Bunların buralardan alınan, çelik konstrüksiyonlardan alınan e, analizler yapıldı. bir e, Şunu göstermemdeki neden demir yolundaki e, Earthquake sırasında e, çelikler bu plastik deformasyona uğruyorlar. Bu çelik, e, plastik deformasyon aslında deform olabilen çelikler tercih e, ediliyor ve dizaynda da bunu göz önüne almamız gerekiyor. Yani e, bu gene trenlerin bulunduğu bir yer. Ee, 1999 bizim e, İzmit Gölcük depremi. Bunu konuda sayın hocalarım oldukça detaylı şeyler gösterdiler. Ee, bunlara tekrar girmeyeceğim. Ee, burada da e, gene 17 e, Ağustos'ta oldu 3. 17. Ee, burada e, işte 7.4 olmasına rağmen 17 bin Kişi kaybettik ve bir önce konuşmacımız da 25 milyar dolarlık bir kayıp olduğunu söyledi. Gene e, dikkat ederseniz şu deformasyon yerin yatay hareketi sırasında oluyor ve çelik konstrüksiyon buna e, reaksiyon gösterebilmeli. Bunu şeyi düşünün, benim o pipeline'ı gösterdiğim sıradaki şeyi söyle göster, görün. Boru hattı da bunu yapacaktır. Dolayısıyla boru hattını koyduğunuz tarlanın ortasından geçerken bir bir arazinin Depremden sonra onu komşu tarlanın içinde bulabilirsiniz ya da bulunabiliyor. Efem şeydeki şeydeki San Francisco'daki bu adı 6.8 ve hiç kimse ölmedi orada bu depremde ve strong vertical dediğimiz dikey yüklerin de geldiğinden bahsediliyor. Limitli bir damage olmasına rağmen Amerika hemen anında teknik komisyonlar oluşturdu ve gerek beton içerisinde kullanılan çeliklerin deformasyon kabiliyetlerini ve de ya da çelik binaların deform şeyleri bu depreme reaksiyonları konusunu konuştular ve meşhur kendilerinin bir FEMA 267 raporu içerisinde klasifik ettiler ve bir araya getirdiler bütün hasarları. Bu hasarların özetini şu şekilde sizinle paylaşmak istiyorum. E, bütün bu hasarlarda en çok ağırlıklı nokta kolon e, bim dediğimiz e, e, dikey ve yatay birleşim yerlerinde e, çok büyük hasarlar gözüktü. En büyük hasarlar orada gözüktü. Ne demek bu? Yani bir kolonumuz var, bir aş bim. Çelik konsstrüksiyonunu şöyle bir yerine bakın ve bu da bir gene bir I beam. ikisi birbirlerine kaynakla birleştirilmiş bakın şu üst flanş bu da alt flanş bunlar detayına bakıldığında klasik olarak üç tip bir çatlak görülüyor bir kırılma prosesi ki kaynak teknolojisi biz ilgilendiriyor nasıl bir kaynak oraya da yapmalıyız ki şu dikey duran kolum hasar görmesin yani biz onun çünkü bina bir çökecektir eğer bir çatlama olduğunda. Bizim korumak istediğimiz şey şu dikey olan. Şunda bir hasar olabilir. Yani bir kat da bir damage hasar olabilir. Ama asıl e, Structural Engineer'in korumak istediği şu. Yani bu ne demek? Biraz önce Sayın Hocam'ın da söylediği e, buradan, bu, buradan bu kolum üzerine gelen yüklerin sönümlendirilmesi gerekir ki Şuradan, burada da bir masif, rigid bir joint var. Şu anda konvensiyonel kullananlarda. Dolayısıyla bu kolumda bizim gözümüz gibi korumak zorunda olduğumuz şu dikey taşıyıcı eleman, bakın bazen böyle ıslan etkilenmiş bölgeden kırılıyor, bazen boyuna kırılıyor, bazen kaynaktan kırılıyor. Buradaki şu kaynak dizaynı çok önemli. Bu tespitlerden sonra o komisyon bir takım şeyler yaptı, çalışmalar yaptı. Nasıl yaptı? İşte kaynak şu maviler. Fazla teknik konularla siz teknik salatların hepsini çıkarttım. Merak etmeyin. Bir iki tanesini göstereceğim. Ee, biz bunlara mouse hole deriz. Şuradaki küçük delikler vardır. İşte kaynak yapan elektrotçu elektrotla kaynak yapan öbür tarafa da geçebilsin diye şuradalarda mecburen koyduğumuz stres konsantrasyon yaratan yerler var. Mecburuz onu koymaya bir anlamda kaynaklı yapıyorsak, bizim e, engellemek istediğimiz şu siyah olan çatlaklar, burada şu siyahlar çatlakları gösteriyor. En çok olan, e, bu, burada işte kaynak şeyleri e, tespit edildi, tipleri. Yüzde sekseni belli bir tip çatlak. Ha, o zaman belli bir e, tip çatlak olan bir şeyi böyle bir tespitten sonra, böyle bir deneyimden sonra hemen mühendisleri, structural mühendisler ve kaynak mühendisleri bunun önlemini alması lazım dizayncılarla birlikte. Böyle bir çalışma. Güzel. Ee, ne yapıldı? Eee AWS'in şeyine baktığınızda bunların kaynak yapılmasında meşhur ve biz hepimiz kaynak bilimcileri olarak karşı çıktığımız bir kriterya vardı. Bir türlü bunu yaptıramıyorduk. Bu da paraya dayandığı için, müteahhitlerin işine yaradığı için workmanship kriterya adı adı altında yani bir kaynak ustası geliyor, bakıyor, ha iyi mi bu? İyi yapmışsın. Tamam bir mekanik testler falan yapılmıyordu. Bu workmanship kriteri bu San Francisco depreminden sonra değişti. AWS değiştirmek zorunda kaldı. Orada AWS dediğimiz American Welding Society'nin handbook'u. Yani bu kaynak kalitesi, şurada yapılan bu kaynak kalitesinin ölçülmesi lazım dedi. Ve bu da bizim işimize yarıyor. O zaman çelik konstrüksiyonlarda şeyi ölçülmeyen kalitesi ölçülmemesine gerek kalmayan kaynak ürünleri kullanılmamaya başladı. Kalite arttı. O zaman da Türkiye tabiriyle Çinli ürünler, yurt dışından ithal edilen şu anda binlerce ton Türkiye'nin içerisine giriyor ürünler. Hiç kimse de buna ses çıkarmıyor. Bir sınırlama koymuyor. Bunlar da her tarafta kullanılıyor. Bu olmaması gereken bir şey. Yerli sanayi yerinde dururken. Ne yapıldı? Bizim e, biraz önce söylediğim dizayn kriteri detayına fazla girmeden şu dikey duran, şu asıl yükü taşıyan beamin hasar buna taşınmaması lazım. Yani yük oraya gitmemesi lazım. Bir bumper, bir sönümlendirici olması lazım ama araya e, değişik şekillerde de koyabilirsiniz. E, bir takım alternatif şeyler geldi. Beami zayıflatırım dediler. Kaynak Şu kaynaklı bölgeye gelmeden önce böyle bir yük geldiğinde ya da eğme momenti olduğunda bu, bir zayıf yer yapalım ki yük şuraya taşınmaz. Böyle uygulamalar da oldu şeyde Amerika'da. Design konsepti yani design konsepti şuna dönüştü. Özellikle yani özetledim strong column weak beam. Yani amaçlı artificial yani bir zayıf bir bölge yaratarak yükün öbür tarafa geçmesini engelliyor bir kurban veriyorsunuz yani. Yani şuradaki şunu şu şunu kurban veriyorsunuz şu bölgeyi. Eğilirsen kardeşim, kırılırsan şu sakın şuna karışma. Bu bizim bütün binamızı taşıyor. Sen şuradan eğil bükül diyecek bir yer yaratıldı. Cross section'ı azaltarak. Detaylarına girmeyeceğim. Biz e, bu tür yerlerde kaynak bölgesinin, kaynak malzemesinin kullanımlarına şunlar geldi. Eee bu kaynak bölgesi bakın 180 derece neredeyse e, eğime eğilmiş bir bu test malzemesi. Burada herhangi bir burası kaynak bölgesinin alt kısmı, root deriz. E, bakın burada herhangi bir çatlama kırılma yok. Bu da üst kısmı kaynağın, şu iki çizgi arasındaki kısım çok İngilizce tabiriyle sound bir malzeme. Yani deformasyon kapasitesi lastik gibi olan bir kaynak bölgesi. Bu bizim ürünümüz. Bu da küçük bir reklam arası. Bu. Ha burada ne yapıyoruz? Birazcık simüle ödüyoruz. Yani şu korkunç derecede hızla gelen bir darbe ve oradaki bir kaynak bölgesi olan şu iki çizgisi olan bir kaynak bölgesi bir kırılma anını burada görüyorsunuz. Bu nümerik simülasyon bir impact loading, bir impact şu hızlı geliyor, şu çekiç ve buradan vurduğunda buradaki deformasyon karakteristikasını görüyoruz. Bana da bir uyarı geldi, hemen bitiriyorum. Aslında oradın arkasında çok heyecanlı filmler vardı, atladı konuşmaya. <laughs> De bu IW'de yapılan şeylerden biraz önce Sayın Hocam bu yalıtım şeylerini anlatırken şu beam ile şu kolum arasında bu sefer fantaziyenin limiti yoktur anlamında tasarımcılar bir yığın yeni çözümler getirdiler. Yani biz araya nasıl bir şey bir buffer zone koymamız lazım ki şunu koruyalım bir earthquake yükü karşısında. Şu buradan yük buraya gelmesin. Şu kaynaklı bölgeler efendim kırılsın falan olsun ama şu, şu vatandaşa bir şey olmasın. Değişik biraz önce sönümlendirici örneklerini gösterirken sayın Mustafa Hocam bu çelik konstrüksiyonlarda da oldu yani e, bu, yuvarlak şeyler, yapı elemanları bunların buraya bağlantılarında e, bu kritik bölge korunmaya çalışıldı. Ya da bu, bu şekilde ya da tekrar gene e, araya sönümlendiriciye benzer çelik konstrüksiyonlar konuldu. E, bu raporların içerisinde detaylı bir şekilde verildi. E, bunların bu konkret bu sefer e, efendim bunlarla geçirmek istemiyorum. Yani burada Structural Engineers Association biraz önce bir konuşmacı arkadaşımız da şeyde Mimarlı Odası Başkanımız da söyledi. Üniversitelerin, birim kurullarının, bu işin bilen insanlarının bir araya gelerek bu konularda çalışma yapması e, gerekiyor. San Francisco'da Structural Engineers Association California ve e, birçok üniversite bir takım tespitler yaptı. Bu raporu da 94'te e, şey dediler. ve bunun sonucu bunun sonucu standart yapan eee body'de şeyde yapıda AWS'in structural code'u değişti. Değişti ve değişmesinden sonra da e, burada e, şeyler e, kay, e, kaynak e, malzemesi problem olmamasına rağmen birçok e, bu doğru olmayan design şeyleri işte birçok e, konularda e, e, tavsiyelerde bulunuldu ve e, depreme karşı dayanıklı Çelik yapıların kaynaklı çelik yapılara ulaşma konusunda e, bilinçli bilme dayanan e, çalışmalar yapıldı. Bu hem Japonya'da ve hem e, e, Amerika'da. Bu slaytımla ve gelen uyarı çerçevesi içerisinde ben e, beni dinlediğiniz için, sabır gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. E, saygılarımı sunarım. Gedi Holding CEO'su Doktor Mustafa Koçak Beyefendi'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Gedi Holding tabii kaynak teknolojisinde lider bir kuruluş. 80 farklı ülkeye ihracat yapıyorlar ve üretimlerinin 50'sinden fazlasını ihraç ediyorlar bildiğim kadarıyla. Tabii bunda sayın CEO'muzun ne kadar araştırmacı bir insan kişiliği olduğunu da gördük. Onun büyük katkısı olduğunu ben şimdi kani oldum. Gerçekten böyle araştırmacı CEO'lara daha fazla ihtiyaç var. Çünkü Türkiye'nin geleceği ARGE'de ve bilimde. Çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli sunumunuz evet, için efendim. Şimdi yine e, e, Türkiye'de çelik yapılar ve deprem bölgeleri uygulamaları üzerine Statika Mühendislik Genel Müdürü Cem Özer, İnşaat Yüksek Mühendisi Cem Özer Beyefendi konuşmalarını yapacaklar. Sayın katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu çok uzun sabah seansının son sunumunda özellikle ilgi, sabır ve sempatiğinize bir oranda muhtacım. Konu başlığım, Türkiye'de çelik yapılar ve deprem uygulamaları. Bu konu başlığına kanarak, ona aldanarak ee, sabahki konuşmaları da tabii etkisiyle bu, bu görselin muhtemelen bir fay hattı kırığı olduğunu düşüneceksiniz. Ee, fakat bu biraz daha farklı bir şey. Bu e, gördüğünüz e, çelik bir plaka üzerindeki mikro çatlağın e, elektron mikroskobu altındaki görüntüsü. E, yer kabuğunda oluşabilecek bir çatlak, e, bir fay hattında oluşabilecek bir deprem, bu fay hattındaki çatlak ile e, onun sebep vereceği e, çelikte oluşabilecek bir çatlağın farklı boyutlarda da olsa, ölçeklerde de olsa e, bu kadar görsel benzerlik göstermesi oldukça ilginç ve hatta bir miktarda ironik. E, bir soruyla hemen başlayacağım. E, bu yapılardan hangisi depreme dayanıklıdır? Burada baktığınızda ilk aşamada Dört bina, dört farklı malzeme görüyoruz. E, yapı mühendisi olarak, tasarımcı olarak, e, içinde bulunduğumuz projelerde, e, proje paydaşlarıyla bir araya geldiğimizde, yapısal taşıyıcı sistemi irdelerken, e, üzerinde görüş alışverişi yaparken, genelde hep e, tartışmalar, e, fikirler, malzeme üzerine odaklanır. Yani burada işte e, işte çelik bir yapı yapmayı düşünüyorsanız, işte beton yapalım, e, bildiğimiz sistem daha kolay, daha konvansiyonel. işte Beton yapıyorsanız çelik yapalım sağlam olsun e, yaklaşımı. E, Tabi burada hangisi depreme dayanık, dayanıklı diye sorulduğunda e, cevap esasında e, malzemesi ne olursa olsun ilgili yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmış bütün yapılar depreme dayanıklıdır. İsterseniz e, camdan kolon ve kirişlerle e, ilgili e, mühendislik prensiplerine uygun bir yapı tasarlayabilirsiniz ve bunu depreme dayanıklı olarak gerçekleştirebilirsiniz. Benim bu sunumumdaki tabi e, odaklanmam daha çok sol üst köşedeki e, çelik yapılar olacak. E, sunumumda çelik yapıların ülkemizdeki e, güncel durumundan biraz bahsedeceğim. E, depreme dayanıklı çelik yapıların e, ilgili ülkemizdeki yönetmelikler, bu bu konudaki ülkemizdeki yönetmeliklerdeki gelişmelerden kısaca söz edip bazı uygulama örneklerinden e, deneyimlerimi e, ve görüşlerimi önerilerimi paylaşacağım yüzde beş e, yüzde beş nedir e, çelik yapı sektörünün inşaat sektöründeki oranı oldukça düşük bir oran e, özellikle e, Potansiyel e, imalat kapasitesinin ülkemizde 4 milyon ton civarında olduğunu, gerçekleşenin bunun yaklaşık yarısı civarlarında kaldığını ve bunun önemli bir kısmının ihracat olduğunu düşünürseniz, e, ülkemiz için oldukça küçük bir oran, özellikle %95'i deprem bölgesi sayabileceğimiz e, depremsellikle iç içe yaşayan, depreme dayanıklı e, ve nitelikli yapı e, ihtiyacı bulunan ülkemizde e, bu ihtiyaca sahip. E, Yapısal çelinin cevap vermesi ve kullanımının yaygınlaşması oldukça önemlidir. Türkiye'de günümüzdeki pratikte çelik yapıların inşaattaki büyük bir bölümü endüstri yapıları, çok açıklıklı yapılar veya işte köprüler gibi farklı özellikli yapılar olduğunu görüyoruz. Özellikle çelik bina uygulamalarının oldukça az olduğunu söyleyebiliriz konut tipi yapılar toplam çelik imalatının sadece %1'i civarındadır. Yapısal çeliğin Türkiye'de inşaat sektöründeki payının büyütülmesi için özellikle çok katlı yapıların çok katlı binaların uygulamalarına artması gerekmektedir. Benzer şekilde alçak veya orta katlı diyebileceğimiz Konut tipi yapıların çelik konstrüksiyon olarak e, teşkil edilmesi de mümkündür. E, hatta 10 metre yüksekliğe kadar e, konut tipi yapıların ayrıca hafif çelik bina olarak e, tasarlanması Ulusal Deprem yönetmenimize yeni eklenen bir bölümde mümkün kırılmış. E, bunun tasarım kuralları tariflenmiştir. Diğer yandan betonarme ile boyutlandırılması mümkün olamayan e, mimari tasarımların çelik yapılar, çelik konstrüksiyonu ile gerçekleştirmesi yine mümkündür. Bu yapıların tabi tasarım sürecinde doğru mühendislik yaklaşımlarının uygulanması ve deprem bölgelerinde tasarım prensiplerine takip edilmesi son derece önemlidir. Yapısal çeliğin ülkemizdeki yaygınlığının arttırılmasından söz ederken, tabi mevcut çokça e, sektörde e, karşılaştığımız bazı ön yargıların e, aşılması gerekiyor. Bunların başında ise e, yapısal çelik malzemesinin e, e, pahalı ol, bir yapı malzemesi olduğu ön yargısıdır. E, bu gerekçe e, özellikle sıradan betonarme yapılar ile yapılan e, karşılaştırmalar için e, geçerli olabilir. E, diğer yandan. E, yönetmeliklere temel mühendislik prensiplerine uygun olarak tasarlanan ve inşa edilen e, depreme dayanıklı betonarme bir yapı ile e, yine aynı koşullarda tasarlanmış çelik konstrüksiyon bir yapının karşılaştırılması halinde ise e, bu e, farklılığın biraz ortadan kay, kalk, kalktığını görebilmekteyiz. Diğer yandan tasarımcıya oldukça görev düşmektedir bu aşamada. Doğru tasarım yaklaşımları ile çelik yapıları da konvansiyonel sistemlere karşısında maliyet anlamında avantajlı kılacak şekilde tasarlamak, gerçekleştirmek mümkün olabilir. Diğer bir önyargı ise kaliteli üretim ve kalifiye işçilikteki kısıtlılık. Çelik konstrüksiyonu, betonarme konstrüksiyona göre gerçek zorluğu belki burada gerek proje gerekse imalatta montajda çok vasıflı teknik elemana ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle kaliteli üretim gerçekleştirilecek kalifiye işçilerin sektöre kazandırılması oldukça önemlidir. Diğer bir konu çeliğin yangın dayanımı ile ilgili çekinceler. Esasen çelik Yanmaz, diğer betonarme vesaire gibi, diğer malzemeler gibi çeliğin yangın ısısından etkilendiğini biliyoruz. Bunun için gerekli önlemleri almak mümkün. Yalnız çelik yapılar değil, tüm yapıların yangın etkilerinden korunması, yangın mühendisliği tasarımının yapılması gerekmektedir. Başka bir ön yargı ise burada gördüğünüz gibi tasarımcının kullanabileceği yönetmeliklerin ve dokümanların kısıtları, kısıtlıkları ile ilgili. E, belki bu ön yargı artık günümüzde iyice ortadan kalkmaktadır. E, e, günümüzde inşaat mühendisliğinin e, en çok gelişen dallarından biri deprem mühendisliği. Deprem mühendisliğidir. Buna özellikle e, yapısal çelik malzemesinin gelişen teknolojisi, sürdürülebilirlik kaygılarını eklediğimizde yapısal çelik eee mühendisliğini de ekleyebiliriz. Uluslararası arenada ki bu gelişmelere paralel olarak ülkemizde de hem yapı mühendisliği pratiği gelişmekte hem de bu pratiğin kurallarını belirleyen yönetmelikler sürekli yenilenmekte ve gelişmektedir. bilindiği üzere ulusal deprem yönetmeliğimiz taslak olarak yayınlanmıştır. Mayıs 2016'da Deprem.gov.tr web sitesinden yayınlanarak sektöre görüşlerine sunulmuştur. Şu anda çeşitli iterasyonlar, işte redaksiyonlardan geçerek yayınlanmaya hazır bir noktadadır. Diğer yandan bu Çelik yapıların tasarımında e, kullanabileceğimiz ulusal bir yönetmelik e, eksik önemli bir eksiklikti. E, ulusal yönetmelik de Eylül 2016 itibariyle e, yürürlüğe girmiştir. E, yine çelik yapıların tasarım hesap ve yapım esaslarına göre e, dair e, yönetmelikle ilgili bir e, tasarım kılavuzu e, el kitabı hazırlanmıştır. E, bu da tasarımcıların kullanımla e, sunulmuştur bunlar hep e, Çevre Çevre Bakanlığı'nın, Çevre Şehircilik Bakanlığı web sitelerine ulaşmanız mümkündür. Diğer bir konu tabi e, belki e, belli oranda e, doğru sayılabilecek bir ön yargı. E, yapım mühendislerinin çelik yapım tasarım alanında eğitimleri eğitilmeleri tabi gündemdedir. E, demin de bahsettiğim gibi e, gelişen yönetmelikler doğrultusunda eğitim programları sürmektedir. Bu eğitim programlarına destek veren dokümanlar hazırlanmakta ve mühendislerimizin eğitimi için paylaşılmaktadır. Çok katlı ve özel çelik yapıların deprem bölgelerinde tasarımı sözünü ettiğimiz deprem yönetmeliğimizde kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Burada özellikle çelik yapılar bölümü geliştirilmiş ve güncellenmiştir. Yüksek binalar bölümü eklenmiştir. Bu tamamen yeni bir bölüm ve bu bölüm hem betonarme yapıları olduğu gibi aynı zamanda çelik yapıları da içermektedir. Az önce bahsettiğim gibi hafif çelik binalar bölümü tamamen yeni bir bölüm olarak deprem yönetmenine eklenmiştir. Yine bu yönetmelikte geliştirilerek e, kapsamı e, genişleterek sunulan e, performansa dayalı tasarım prensipleri e, artık e, yeni yapılar içinde de sunulmaktadır mühendislerin kullanıma. E, bu sadece yine betonarme yapılar için değil aynı zamanda çelik yapılar için de e, geçerli bir e, tasarım prensibidir. E, nedir bu performansa dayalı tasarım derseniz? Kısaca burada prensip biraz bahsetmek istiyorum. Ee, özellikle betonarme ve çelik yüksek yapıların tasarımında, e, sismik yalıtımlı yapılarda ve diğer bazı özel binaların e, uygulanmasında öngörülen performansa göre tasarım prensibi e, hedefiyle yapılan bir e, tasarım e, yaklaşımı. Burada e, öncelikle deprem etkileri belirlenen deprem etkileri altında, e, yine e, mal sahipleri ve kullanıcılar tarafından belirlenen performans hedeflerine uygun olarak bir ön boyutlandırma yapılmaktadır. Bu ön boyutlandırma ilk aşamada yönetmeliğin lineer yöntemler dediğimiz standart tasarım depremi altında can güveni sağlayan bir yaklaşımı olabilir. Bu bir iteratif yöntem. Bu doğrultuda ilk önce elemanlar ve bina genel olarak değerlendirilir daha sonra farklı deprem büyüklükleri için örneğin servis depremi dediğimiz sık rastlanan deprem veya en büyük deprem dediğimiz daha seyrek rastlanan daha büyük boyuttaki deprem için tekrar analizler tekrarlanarak performanslar değerlendirilir. Bu değerlendirme sonunda ilk başta beklenen performans hedefine ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilir. Eğer bu hedefe ulaşıldıysa tasarım tamamlanır. Eğer ulaşılmadıysa tekrar başa dönülür. Ee, ve tekrar bu iterasyon adımlarından geçirilir. Az önce belirttiğim gibi e, çelik yapıların yaygınlığını artırabilmek için optimal bir yapısal tasarım çok önemli. E, bunu e, gerçekleştirebilmek için e, taşıyıcı sistem seçimi de e, son derece kritik. E, bize yine yönetmeliğimizde deprem yönetmeliğindeki e, Tablolardan burada biraz referans alıyorum. Ee, kullanabilecek sistemler e, genel olarak süneklilik düzeyi yüksek sistemlerin kullanılması e, tasarımda bir optimizasyon e, kaynağı olarak görülebilir. E, özellikle süneklik seviyesi yüksek, süneklik düzeyi yüksek çelik çerçeveler. E, bunlara ek olarak dış merkezlik, e, dış merkez çaprazlar içeren sistemler merkezi çaprazlı çelik çerçeveler. E, az önce Mustafa Hoca'nın da belirttiği gibi burkulması önlenmiş çaprazlı sistemler kullanılabilir. Bu sineklik düzeyi yüksek sistemler aynı zamanda birbirleriyle bileşik olarak, e, karma olarak da e, tekrar kullanılabilir. Bunlar, bunların nasıl ele alınacağı, nasıl hesapta dikkate alınacağı yine yönetmenimizde e, detayları veriliyor. E, yine e, Çelik sistemleri biraz daha e, konvansiyonel sistemlere göre optimum hale getirecek başka bir yaklaşım ise kompozit sistemlerin kullanılması. E, betonarme ve çelik konstrüksiyonun bir arada kullanıldığı sistemler bunlar. E, örneğin e, çelik bir e, betonarme bir kolon içinde çelik bir profilin kullanılması, ikisinin bir arada entegre edilerek tasarlanması e, yine bu kompozit sistemlerin e, temelini oluşturuyor ve bir adım daha öteye giderek isterseniz tabi yapısal tasarımda bu sistemleri farklı sistemleri malzeme bazında bir araya getirebilirsiniz. Yani betonarme bir çerçeve betonarme bir çekirdek sistemle çoğunlukla aslında gibi çelik bir çerçeveyi, çelik çerçeve içinde yine çaprazlı sistemleri bir araya getirip yapının performansını depreme dayanıklı tasarım yolundaki performansını optimizasyonu sağlayabilirsiniz. Toparlayabilirsek yavaş yavaş. Peki. <laughs> Uyarı çok erken geldi sonrasında. Türkiye'de çok katlı çelik yapıların e, sayılı örnekleri bulunmaktadır. 14 dakika oldu bakın. Başlayalım. On, 15. Yani tut, 15, fark efendim. etmez. 15. Ben 15, normalde, 15. normalde. Hani, hayır efendim. Normal, 20, 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 bir, birkaç tane örnekten bahsetmek istiyorum özellikle. uygulamalarda da e, pratik anlamda katkı sağlayabilir belki. E, yine e, çok katlı yapılar demin de bahsettiğim gibi örnekleri oldukça az sayılı. E, bunlardan e, biri de burada e, yapısal tasarımını e, gerçekleştirdiğimiz Zincirli Kuyu Ziniki binası. E, Levent Büyükdere Caddesi'nde e, yer alan e, bu çok amaçlı bina. Bu e, Bodrum dair toplam 31 katlıdır. Bu binanın bodrum katları 6 tane, bir tarafta 4 bir tarafta 6 tane betonarme bodrum katı var. Bunun üst, binanın altından metro hattı geçiyor. Tabii bu önemli bir unsur. Bu binanın zemin üstündeki ilk iki katı kompozit demin bahsettiğim farklı sistemler esasında bu bina. Bir projede içer, hepsini içerdiği için ön, önemli bir örnek diye düşünüyorum. E, alttaki ilk bodrum katları tamamen betonarme, üstündeki ilk iki kat e, kompozit, yani betonarme'den esasında çelik konstrüksiyona geçiş için bir aşama diye düşünebilirsiniz. Bu sıkça da bu şekilde kullanılabilir. E, i̇lk iki kat beton, e, kompozit, ondan sonra tamamen çelik e, bir çerçeve. Ön akslarda e, merkezi çapraz sistemler bulunuyor. Arkada ise beton betonarme bir çekirdek yükseliyor. Burada belki biraz daha net gözükebilir. Arkada betonarme çerçeve, perde, önde ise çaprazlı sistem. Yapısal çelik tonajı yaklaşık 2000 ton. Kolonlarda ee, yüksek dayanımlı High Star e, ismi verilen, jenerik bir isim değil belki ama S460 dayanımlı e, hadde profiller kullanıldı. E, tabii yapısal çerçevenin efektif kullanılmasıyla ferah ortamlar yaratıldı mimaride. de. Ee, diğer yandan şunu da söylemem lazım. Bu bina 1.5 bina önem katsayısına uygun şekilde tasarlandı. Olası farklı kullanımlar için örneğin bir hastane olarak kullanılması söz konusu olması halinde ki böyle bir olasılık tasarım aşamasında vardı. 1.5 önem katsayısına esas alarak kullanılmıştır. Yangın koruması uygulanmıştır. Özellikle Kolonlarda ve çerçeve girişlerinde e, boya e, sürmeli e, yangın koruma, diğerlerinde ise e, alçı e, pan duvarlarla vesaire e, yangın koruma sağlanmıştır. E, burada e, o demin bahsettiğim kompozitten çeliğe geçişten e, bir kesit veriyorum e, ve e, projedeki e, detay ve sağdaki detayın e, esasında oldukça uyumlu olduğunu da burada görüyoruz. E ee, bu kolonun içinde kalan şu çelik profiller burada gördüğünüz. Örneğin e, şu şu nokta şurası ve şurası. E, yapısal çelik imalatları eee execution class 3 dediğimiz e, kısmen Yüksek bir e, kalite kontrol e, sürecine de tabi kal, tutulmuştur. E, bu örnekler dediğim gibi oldukça az belki çok katlı yapılar ama yine her geçen gün bunların adetleri artıyor. Burada birkaç tane örnek veriyorum. E, i̇şte MR Tower şu anda inşaat halinde. Diamond of İstanbul e, Mansarlık'ta yer alan bu proje uzun yıllardır durmuş, altılı bir şekilde bekliyor ama şu anda tekrardan inşaatına başlanmak üzere hazırlıklar olduğunu biliyorum. E, diğeri ise Hilton Double Tree projesi e, avcılarda yer alıyor. Şu anda kullanımda. E, çelik konstrüksiyonun esas gücü e, yerinde dökme betonarme sistemlerin sistemlerin gerçekleştirmesi mümkün olmadığı e, mimarileri taşınabilir hale getirmek. E, bunlar tabi özel yapılar oluyor. Bu özel yapıların örnekleri de ülkemizde gitgide artmaktadır. E, bunlardan biri de e, yine statik olarak tasarımını gerçekleştirdiğimiz ee, İzmir Adnan Menderes yeni iç hatlar terminali ee, e, bu e, bina e, Türkiye'nin işte e, şu anda da öyle e, en büyük iç hatlar terminalidir e, kapalı alan 200 bin metrekaredir ayrıca 100 bin metrekarelik bir Ayrı bir otopark yapısı da prefabrik olarak betonarme prefabrik olarak e, tasarlanmış inşa edilmiştir. E, bu terminal 2014 yılında Tav İnşaat tarafından e, inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır. E, terminalin odak noktasında e, gidiş katındaki e, check-in holünün üzerindeki e, tonos çatı e, bulunmaktadır. E, yaklaşık 72 metre açıklıktaki bu e, tonoz sistem e, 60 santim kalınlığındaki çelik profillerle yapma e, profillerle geçirmiştir. Sistem diagrit bir tonozdur. E, bu diagrit tonozu taşıyan e, 4 adet e, hiper, hiperboloid e, yine diagrit sistemde oluşan bir hiperboloid huni sistemleri bulunmaktadır. Burada gördüğünüz gibi. Bu 4 adet e, sistem 2 e, farklı tipte e, taban çapları 15 ve 20 metre olarak e, yer almaktadır. Gelişi güzel olarak planda bir, bir oranda. Ee, bu e, fil ayakları olarak is, tat, isimlendirdiğimiz proje aşamasında bu sistemler, düşe e, sistemler ilk aşamada e, mimari unsur olarak sadece cephe taşıyıcı olarak öngörülmüş fakat e, yapı sistemini rahatlatmak adına bir fırsat e, olarak karşı tarafımızdan belirlenip e, hem düşey hem e, yatay deprem yüklerini taşımakta e, rol almıştır e, birleşimler e, moment aktaran birleşimlerdir, kaynaklı moment aktaran bileşimlerdir e, tabi bu terminlerin içinde çok fazla Çelik farklı e, formda farklı fonksiyonda e, Çelik yapı sistemleri var ee, bu tabi uzun ve belki farklı bir sunumun konusu ama burada kendilerine ait bazı görselleri sunuyorum. Burada uçan yol dediğimiz e, bina üzerinde içinde viyadükümsü bir e, yapı var. E, ulaşım için e, golf arabalarıyla yolcuları taşımak için kullanılan. Yukarıda ise e, piramit şeklinde e, origami e, adını verdiğimiz e, çatı sistemi. Yine başka görseller. Burada önemli de vurgulamak istediğim şey, bu tarz yapılarda özel yapılarda özel mühendislik problemleri ve konuları var. Bu tarz yapılarda özellikle bunların dikkate alınması gerekiyor. Özellikle uzak, büyük açıklıklı yapılarda global stabilite kararlılık analizlerinin yapılması gerekiyor fazla detaylarına girmeyeceğim sadece burada vurgulamak istiyorum belirtmek istiyorum ee, özellikle dinamik e, özellikleri farklı olan çok bloktan bir oluşan bu tarz yapıların bloklar arasındaki e, göreceli hareketlerinin güvenlikle aktarılmasını sağlayan e, önlemlerin detayların oluşturulması gerekiyor ve tabi e, açıklık yükseklik oranlarının çok büyük olduğu bu tarz yapılarda e, düşey deprem etkisinin e, dikkate alınması gerekiyor Bütün bu Tasarım konuları ile ilgili e, mühendisin nasıl ilerleyeceği yönetmeliklerimizde ulusal çelik yönetmeliğimizde ve e, bir kısmı da deprem yönetmeliğimizde olmak üzere e, bütün bu provizyonlar bu hesap yöntemleri artık yönetmeliklerimizde var ve bunları ulusal yönetmeliklerden referans alarak tasarım yapmamız mümkündür. E, yine son olarak birkaç özel yapının e, burada görselini e, paylaşmak istiyorum arkadaşlar. E, oldukça uzun açıklıklı ilk cable state köprümüz Türkiye'deki nispi bir köprüsü, Osman Gazi Köprüsü orta açıklığıyla dünyanın en büyük dördüncü asma açık asma köprüsüdür ve tabi İstanbul Yeni Havalimanındaki yolcu terminali 1.4 milyon metrekarelik bir binanın çatısı tabi kaplanıyor bu sistemlerle. Onun için boyut da önemli sistemlerin komplikasyonluğu, komplikeliği belki çok fazla olmayabilir ama boyutlarda oldukça önemli. Bu örneklerin önümüzdeki yıllarda katlanarak artması dileğiyle sunumumu tamamlıyorum. İlginiz için çok teşekkür ederim. Bu güzel sunum için İnşaat Yüksek Mühendisi Cem Özer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir plaket takdimi olacak. sonuna geçeceğiz. Yemek arası veriyoruz. İki buçukta görüşmek üzere